Evet, sevgili basın mensupları ve bizleri izleyen değerli Safranbolu hemşerilerim, hepinize merhaba. 2019 yılını tamamladığımız, neredeyse tamamladığımız 2020 yılına da yeni umutlarla, yeni hayallerle girmeye neredeyse bir günümüz kaldı. Bugün de sizlerle birlikte olmaktan biz çok mutluyuz. Yılı kapatırken sizlerle bir toplantı yapalım. Hem geçtiğimiz 9 ayı değerlendirelim hem de 2020 yılında neler yapmayı hedefliyoruz. Bunları konuşalım. Aslında sohbet kıvamında olsun istemiştik biz. Sizler de tabii ki bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. 2019'u bugün bu toplantıyla noktalayalım istiyorum ben. Evet, 2019'un Nisan ayında biz göreve geldik. Yaklaşık 9 ay oldu. Zaman gerçekten çok hızlı gidiyor. Biz her gün aynı heyecanla, aynı keyifle ve azimle işimizin başına geliyoruz. Safranbolu'yu aldığımız emanetin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak görevimizin başındayız. Evet, 2019 yılında biz ilk 6 ayda değerlendirme yapmıştık. Ve sosyal medyayı da elimizden geldiğince çok iyi kullanarak yaptığımız işleri her gün ve haftalık düzenli olarak hazırladığımız videolarla sizlerle paylaşıyoruz. 2019'da öncelikle bir belediyeyi tanımak, personelle iç içe olmak, neler yapılabilirin planlamasıyla geçti aslında. Ben zaten hep söylemiştim, bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumda bizler hemen büyük büyük işler yapamayabiliriz ama sosyal olarak yaptığımız işlerle Safranbolu halkının yanında olduğumuzu hissettirebiliriz. Ve bu 9 aylık süreçteki bence çok fazla bir zaman da değil hizmet anlamında bizler büyük işler yapmadık. Sizler de biliyorsunuz bunu ama biz sosyal olarak Safranbolu halkının belki daha önce hiç yapılmamış işlerle yanında olduk. Yapılmış ya da başlamış işleri yine devam ettirdik. Gençlerimizin, yaşlılarımızın, dezavantajların, hastaların, yeni doğum yapmış annelerin, hayvanlı dostlarımızın hepsinin yanında olmaya çalıştık bu 9 aylık süreçte. Bundan sonra da bu aynı şekilde devam edecek. Biz belediye öncelikle de belediyenin içindeki fiziksel olarak yetersiz olan diyelim, belediye binamız gerçekten fiziksel olarak yetersiz. Öncelikle personelimizin daha huzurlu çalışabilecekleri bir ortam yaratmaya çalıştık. Belki gelenleriniz görmüşlerdir. Birinci katımızı, giriş katını Safranbolu Belediyesi'ne yakışır bir düzenlemeyle yeniden oluşturduk. Aynı şekilde dördüncü katımızı da yeniden yapılandırdık. Sıra şimdi mali hizmetlerimizin olduğu kat ve Kültür Müdürlüğümüz için daha rahat, konfor çalışabilecekleri bir ortam yaratmak. Öncelikle bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben hizmet ederken hizmet edecek olan personelin de çalışma koşullarının mutlaka sağlıklı ve huzurlu olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu çalışmalarımızı 2020'nin ilk ayında tamamlamış olacağız. Elimizdeki mevcut şartları daha iyileştirmek adına. Evet, 2020'de yapacağımız projelerle ilgili de altyapı çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Evet, ekonomik olarak belediyemizin mali yapısı büyük işler yapmaya müsait değil ama bu bizim iş yapmayacağımız ya da yapamayacağımız anlamına gelmiyor elbette. Diğer iyi işler yapmış belediyelerle görüşerek, onların izledikleri yollar nelerdir, onlarla fikir alışverişinde de bulunarak biz Dış İlişkiler Müdürlüğümüzü kurduk. Dış İlişkiler Müdürlüğümüzü güçlendirdik ve Avrupa Birliği, Dünya Bankası, konsolosluklar, büyükelçilikler aracılığıyla gerçekten ciddi kaynakların Safranbolu Belediyesi'ne alınabileceğini gördük ve bununla ilgili ciddi çalışmalara da başladık. 2020 yılında bununla ilgili ilk 6 ayından sonra, tabii ki bunlar da bir süreç, hazırlıklar başladı fakat neticelenmesi muhtemelen bir süre alacaktır. Bu süre sonucunda yapmayı planladığımız hizmetlerle ilgili çalışmalarda kaynak geldiğinde başlayacak. Ben hep Eskişehir'i örnek göstermiştim seçim çalışmalarında da, yine orayı örnek göstereceğim. Yılmaz Başkan'la konuştuğumuzda da ilk
2 sene, 3 sene hiçbir şey yapamadığını, kaynak yetersizliğinden yapamadığını ama işte yurt dışı kaynaklarıyla, artık o da çözümü orada bulduğu için, yurt dışı kaynaklarıyla bütün yaptığı işleri bu şekilde hallettiğini söylemişti. Aynı şekilde biz de kafamızda çok önemli Safranbolu'ya ivme kazanacak, kazandıracak projeler var. Bunlar için bu dış kaynakları kullanarak inşallah hedefimize ulaşacağız. Evet, ben notlarıma bir bakmak istiyorum. Başka neler? 2020 yılında yapmayı hedeflediğimiz şeylerden bahsedelim. Biz şeffaf belediyecilik demiştik. Bunun karşılığında da meclis toplantılarımızı canlı yayınlıyoruz. Muhtarlarımızla her ay toplantı yapıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmaları sosyal medyada yayınlıyoruz. Demiştim, haftalık videolarımız da var. Evet, başlayan projeler 2019'da başlayıp 2020'de tamamlanacak olan Safranbolu'da tarihi çarşılarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz. Projemiz var. O devam ediyor ve bitmek üzere. Tarihi çarşıda 62 tane dükkanımız yüzü, cephesi yenilendi. Bu Bakka destekli bir projeydi. Biz Safranbolu'yu fuarlarda, seminerlerde ve yurt dışında yaptığımız gezilerde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz ve devam ediyoruz, temsil ediyoruz. Doğaya, çevreye duyarlı olduğumuzu ispatı olarak biz geçen ay tek kullanımlık plastik bardakların artık alınmaması gerektiğini ve onların kullanılmaması gerektiğini de sosyal medyada da duyurmuştuk. Bu konuda belediyenin ve bizlerin örnek olması gerektiğini düşünerek bir çalışma başlattık. Ben buradan herkese sesleniyorum. Bu çalışma bence örnek olmalı ve herkes tek kullanımlık plastik bardak, pipet neyse bu tür doğada yok olması çok uzun süren maddeleri kullanmaktan vazgeçmeliler diyorum. Atık yağ ve pillerin toplanmasıyla ilgili de bazı noktalar belirledik. Çünkü bununla ilgili de çok büyük eksiklik vardı. Evde kadınlar atık yağlarını topladıklarını fakat nereye atacaklarını bilmediklerini söylüyorlardı. Çünkü öyle bir toplama noktası yoktu. Bununla ilgili SAKEM'lerde, zabıta noktasında toplama bidonları oluşturduk. Artık kadınlarımız topladıkları atık yağlarını buralarda buralara atabiliyorlar. Evet, isterseniz karşılıklı sohbet şeklinde de yapabiliriz. 2020 yılı da yapmayı planladıklarımızı ondan sonra da anlatabilirim. Sizler de soru sorabilirsiniz isterseniz. Başkanım, yeni belediye hizmet binasıyla alakalı çalışmalar geçmişte başlamıştı. Bununla ilgili bir gelişme var. Yeni hizmet binasıyla ilgili evet projesi var fakat yeriyle ilgili problem var. Çünkü o zaman belirtilen yer artık şu an belediyenin yapılması için uygun gözükmüyor. Karayollarının oradaki yeri. Ha evet evet, karayollarının orada şu anda hem kaymakamlık hem de emniyet için ayrılmış bir yer var ama imar planlarıyla ilgili sıkıntıdan dolayı onların yapması da imkansız şu anda. Nasıl? Değerlendirmesi biraz zaman alabilir. Şu anda imarla ilgili sıkıntılar var çünkü. Sayın Başkanım, Safranbolu'da bulunan kafe ve restoranlar bugün basın açıklaması yaptı ortak. Evet. Sıkıntılarını dile getirerek bugün hatta kefek açmayacaklarını ifade eden bir açıklamaydı. Evet. Sözün bir bölümünde de belediyede de işte denetimlerin sıkıntılı belediyede olduğunu ifade eden bir açıklama. Nasıl bakıyorsunuz bu açıklamayı? Onların denetimi belediyede değil bir kere ve aslında bizim kaymakamlıkta da değil. Çapraz denetimler yapılıyor. Bizim bu bölgeye bakan Çankırı. Çankırı'dan gelen denetmenler dördüncü kere aynı ihlali gördükleri için kapatma kararı almışlar. Burada devreye belediye sadece kapatma işlemini yapan kurum olarak giriyor. Yoksa belediye denetim yapmıyor. Bunu yapan kaymakamlıklar fakat buranın kaymakamlığı da değil dediğim gibi. Bizim kaymakamlığımız başka noktada Çankırı'dan gelen bir ekip burada denetleme yapmıştı.
biz son noktada devreye giriyoruz. Bu maalesef toplumda böyle bir algı var, belediye kapatıyor diye, ama biz eylemi maalesef yapmak durumunda kalan kurumuz. En son aşamada devreye giriyoruz yani. Yani kapatma işlemleri daha önceki komisyonlar tarafından karar verilmiş. Tabii ki, tabii ki. Elbette. Siz verdiğiniz için herhalde. Evet, kanun, evet. Onun gerektiği ruhsat veren bu işletmeleri söylemezsiniz efendim. Hala çalışmaya devam ediyor. Hayır, yürütmeyi durdurma kararı aldılar mahkemeden. O yüzden devam ediyorlar. Beyselam'da kim verdi onu? Yürütmeyi durdurma kararını mahkeme vermiş tabii ki. Sayın Başkanım, yılın son günlerinde Safranbolu Belediyesi işten çıkartan bir belediye durumuna evet. Kavuştu. Ve bu konuda da birkaç açıklama yapmıştınız açıkçası. Bundan sonraki süreçte özellikle sözleşmesi sona erecek personel çok fazla değil belki ama bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Veya Safranbolu Belediyesi biraz daha dursun mu diyecek mi? Şimdi Safranbolu, bakın Safranbolu Belediyesi olarak biz herkesin yaptığı gibi gelir gelmez personel kıyımı yapmadık. Neden? Ben dedim ki çalışabileceğimiz arkadaşlarla yolumuza devam ederiz. Biz hiç kimseyi bilmiyoruz. İş ahlakını bilmiyoruz. Kendilerini tanımıyoruz. Bir süre hepsine zaman verelim. Ve herkesi inanın takip ettik. İş ahlakına uyuyor mu? Çalışma kurallarına uyuyor mu? Liyakatlı mı diye. Sonrasında kimlerle çalışıp kimlerle çalışmayacağımıza karar verdik. Yoksa gelir gelmez bu bizim düşüncemizde değil diye herkesin yaptığı gibi işten çıkarma yapmadık. Ve ben şunu hep söylüyorum. Maalesef önceden yapılan şey şu. Kişiye göre konum pozisyon oluşturulmuş. Aslında işe göre personel alımı yapılması gerekirken bu bizim belediyemizde bence %70-80 diyebilirim ki kişilere göre pozisyon oluşturulmuş. Ben belediyeyi hiçbir zaman iş bulma kurumu gibi görmüyorum. Belediye hizmet kurumudur. Orada o işi yapmaya muktedir, liyakatlı kişiler çalışmalıdır. Ve eğer bir adım daha ileriye gitmek istiyorsanız yanınızdaki çalışacağınız ekibin yaptığı işe hakim ve iş ahlakına uyan, kurallara uyan kişiler olması gerekir diye düşünüyorum. Bizim kriterlerimiz bu, liyakatlı olmalıdır. Bundan sonra pozisyona göre kişi alınacaktır. Hangi işe lazımsa onun okulunu okumuştur, o konuda deneyimi vardır. Bunlara bakılarak alınacaktır. Yoksa siyasi görüşü bizdendir, ondandır diye personel alımı yapılmayacaktır. Başkanım, daha önceki belediye başkanı da göreve gelir gelmez 50 tane işi kapının önüne koymuştu. Siz 5-6 tane böyle bir uygulama yapınca göze battı. Neden acaba? Ha bir de diyorum yani biz gelir gelmez de yapmadık. Bilmiyorum, onlara sormak lazım. Neden acaba? Sayın Başkan, 2020 yılında yine işten çıkartmalar devam edecek mi? Gerekirse devam edecek tabii ki. Yani 70 kişilik bir isimden bahsediyor. Hayır, öyle bir şey yok. Piyasada söylenen, evet, geçen de siz 70 dediniz. Osman abi de duymuş 50 kişi diye. Herkes farklı bir rakam söylüyor. Öyle bir rakam yok. Belirlenmiş bir listede yok. Ama zaman içinde dediğim kriterlere uymayan, tespit edilen bir durum olursa elbette işten çıkarma yapılabilir. Ama ben hep diyorum, ben durduk yere hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyorum. Buna herkes emin olabilir. Sayın Başkanım, geçtiğimiz günlerde turizm amaçlı bir tane toplantıya katıldınız zannediyorum. Gittiğimiz organizasyona. Haberler yansıttıktan sonra TÜRSAT yetkililerinin bu organizasyonlara davet edilmediği, götürmediği şeklinde eleştiriler oldu. Neler söyleyeceksiniz? TÜRSAT yetkililerini pardon öyle bir şey duymadım. TÜRSAT yetkililerini ben mi davet etmemişim? Evet. Ben hiç kimseyi davet etmedim. Şöyle, orada benimle birlikte görünen Safranbolu'da konak sahibi Gül Hanım var. Bu sanırım söz konusu olan. Fakat bu toplantıyı benden önce duyup bu toplantıya katılıp katılamayacaklarını, formatın ne olduğunu bana sordular. Ben de dedim ki turizmle ilgili herkes gelebilir. Bize de toplantıya katılabileceğimize dair bir yazı geldi. Ben hiç kimseyi davet etmedim. Toplantıya gitmem için bana bir yazı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilçe başkanının düzenlediği bir organizasyondu. Ben katıldım. Benimle beraber turizmle ilgilenen herkes katılabilirdi. Özellikle hiç kimseyi davet etmedim. Orada bir yanlış anlaşılma var bence. Peki, teşekkür ederim. Başkanım,
Karabük Belediyesi Mardin'den yıllık projeler karşılığı belli bir mali destek aldı. Kardemir'den de böyle bir destek düşünüyor. Safranbolu Belediyesi olarak sizde bu tür kurumlardan tarihi ve turistik eserlerin korunması, restorasyonu ya da turizmin geliştirilmesi adı altında yapılacak projeler noktasında böyle bir mali destekte talepte bulunacak mısınız? Bulunabilir tabii ki. Ben şöyle düşünüyorum. Henüz öyle bir görüşme yapmadık ama Karabük'te iş yapıp buradan para kazanan büyük kurumların ve zarar veren diyelim, yani çevreye de zarar veren kurumların bence bu yaşadıkları kente ya da bulundukları kente bir diyet borçları vardır diye düşünüyorum. Aslında olması gereken, belki bugüne kadar istenmedi, Karabük Belediyesi bunu alıyor ama aynı kurumların Safranbolu'ya da zarar verdikleri aşikar, çevresel anlamda. Olabilir, neden olmasın? Peki düşünüyor musunuz girişimleri, görüşmeleri böyle talepte bulunmayı? Valla şu ana kadar düşünmedim, bundan sonra düşünebilirim. Olabilir tabii, neden olmasın? İller Bankası kesinlikleri başladı mı başkanım? İller Bankası her ay mutlaka kesinti yapıyor zaten ama bize özel bir kesinti değil. Bu her belediye yaptığı kadar kesinti yapıyor. Ben hani böyle bir ön yargı var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde acaba daha fazla kesinti yapılıyor mudur diye ama öyle bir şey yok. Her belediyeden yapıldığı kadar bizde de kesinti yapılıyor. Su arıtma konusunda hangi noktada? Su arıtma ile ilgili milletvekillerimizle görüşüyoruz. Son müteahhite bir ödenek daha yapılmıştı ama geri kalan işlerle ilgili yapılması gereken yeni ihale henüz yapılmadı. Bunun bir an önce yapılması için biz görüşmelerimizi 3 milletvekilimizle beraber sürdürüyoruz. Sayın Başkanım, 31 Mart yerel seçimlerinde her belediye başkanı aday olduğu gibi siz de belli bir projelerle ve vaatlerle seçime girdiniz. Evet. Bu proje ve vaatleriniz önünüzde duruyor mu? Ve evet. Eylem planlarınızda bu projeler, vaat ettiğiniz projeleri de yerine getirecek misiniz? Tabii ki, tabii ki. Mutlaka getireceğiz. Önümüzde de duruyor. Ve ben aslında bakıyorum, sosyal anlamda yaptığımız, yani bizim seçim vaatlerinde bulunan birçok şeyi de yapmış durumdayız. Dediğim gibi hani temel atmayı gerektiren, binayı gerektiren şeyler dışında birçoğunu yaptık. Biz 2020'nin ilk günlerinde çorba dağıtma vaadimiz vardı. Mesela onu yerine getireceğiz. Şu an arabamız hazır, giydiriliyor. Sabahları haftanın her günü farklı bir camide sabah namazı çıkışı. Sabah namazı çıkışından sonra da üniversite önünde gençlerimize çorba dağıtımına başlayacağız. 2020'nin ilk günlerinde bunu göreceksiniz. Sayın Başkanım, 2020 yılında bir söyleminiz var. Düğün salonları ile ilgili. Daha doğrusu konakların bahçesinde yapılacak düğünlerle ilgili. Evet. Bununla ilgili bir çalışma başlatıldı mı? Bu yaz, yani 2020 yazında bu düğünlerle ilgili nihai karar verildi mi? Evet, onu biz mecliste görüştük. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bugüne kadar yapılan, 2011'den sonra yapılan tüm düğünler aslında kanuna aykırı. Yani bugüne kadar göz yumulmuş buna. Biz artık daha fazlası olmadan, Safranbolu'nun içinde yapılan düğün mekanlarının sayısı daha fazla artmadan buna bir yerde dur demenin zamanı geldiğini düşünerek bu işlemi başlatmıştık. Yasayla aslında bu kısıtlanmış. Şehir içinde düğün yapılamıyor. Hiçbirinin de düğün ruhsatı yok. Bakın, Karabük'teki bütün düğün mekanlarının düğün ruhsatı vardır, kapalı alanlardadır. Ama Safranbolu'da kapalı alan da dahil hiçbir mekanın düğün ruhsatı yok. Düğün ruhsatı olmadan düğün yapılması imkansız, kanunla bu belirlenmiş. Ve 2011 yılında da mevcut hükümetin kararları arasında. Ben bu konuyla ilgili inceleme yaptım. Birçok yerde 2011 yılından sonra zaman içinde düğün mekanları şehir dışına taşınmış. Fakat Safranbolu'da bununla ilgili herhangi bir işlem ya da bir ön ayak olan herhangi bir işlem yapılmadığı için bugüne kadar gelinmiş ve görüyoruz ki özellikle Bağlar bölgesinde her sene sayıları artarak devam ediyor düğün mekanlarının. Yani bir konak alıp bahçesi olan herkes düğün yapmaya başladı. Peki bu düğün yapılan alanlarda sadece düğün yapan mekan sahipleri mi yaşıyor? Hayır.
oranın sakinleri var. Orada ikamet ediliyor ve özellikle de yazın insanlar kafa dinlemek için orada ikamet ediyor. Fakat düğünlerin yapılmasıyla oluşan öyle bir çıkmaz var ki hem trafik felç o saatlerde ki dar yolları var bağlarında dar yolları var. Allah korusun biz bir yangın ihtimalini düşündüğümüzde oraya itfaiye aracının girmesi imkansız o düğün olduğu anda. Hem de gürültü anlamında çok fazla şikayet aldık. Orada artık insanlar yaşamaktan bezmiş durumdalar yazın. Yani biz de özellikle ben yönetici olarak kendimde bu sorumluluğu görüyorum. Bir problem görüyorsanız bunun devam etmesine göz yummak bence bir yöneticinin yapmaması gereken bir harekettir diye düşünüyorum ki bu gitgide dediğim gibi büyüyerek kangren haline dönüşmüş bir problem. Bunu bir yerde artık bitirmek gerekiyordu. Kurallarına uygun hale getirmek gerekiyordu. Biz işletme sahiplerine de nerelerde bu işletmeleri yapabileceklerini, imar planında buna uygun nereler olduğunu da söyledik. Öğrenmek isteyen herkese de planlarımızda bunu gösterebiliriz. Ama Bağlar Bölgesi bu iş için ya da çarşı uygun değil. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Biz mevcut kanundaki maddeye ilaveten bu sene için uyulması gereken meclisten kuralları geçirdik. Dedik ki sesle ilgili 70 desibeli geçmemek koşuluyla, bir zaman verdik saat 11'i geçmemek koşuluyla ve otopark problemini halletmek koşuluyla bir süre daha, yani bir süre dediğimiz bir sene daha bu alanlarda düğün yapmaya devam edebilirsiniz ama onun dışında artık yavaş yavaş şehir dışına taşınmasını istiyoruz. Bunu kesip atabilirdik. Neden kestirip bu sene atmadık? Çünkü Safranbolu halkı da mağdur olacaktı. Çünkü Safranbolu'da düğün ruhsatına sahip yeterli mekan yok henüz. Bu süreçte ki ben bunu geçen sene Temmuz'da söyledim. Dedim ki 2020'de Safranbolu içinde düğün bazı şartlara bağlanarak yapılacak. Bundan bilginiz olsun, bu şartları öğrenmeden de hiç kimse düğün anlaşması yapmasın demiştim. Şimdi o süreci de koyarsak yaklaşık 1,5-2 sene biz düğünlerin dışarıya taşınmasına izin vermiş oluyoruz, müsaade etmiş oluyoruz. Artık bunları da görerek işletme sahiplerinin kendileri için uygun şehir dışında ikamet eden insanları rahatsız etmeyecek alanlarda düğün yerleri oluşturmaları gerekiyor. Belediye sanıyorum bir düğün salonu ile ilgili çalışma yapıyor. Evet, biz Aslanlar'daki SAKEM'i bu sene taşıdık. Emek'teki binamıza taşıdık. Orayı taşıma sebeplerimizden biri de yeniden orayı Safranbolu halkının hizmetine açmaktı. Eskiden biliyorsunuz orası belediye sosyal tesisleriydi. Yine aynı şekilde Safranbolu halkı bahçesinden de faydalanabilecek. İsterse çay içecek, isterse yemeğini yiyecek. Yine Safranbolu halkının hizmetinde güzel bir bina yapacağız inşallah Mayıs ayına kadar. Ve orada da bizim düğün salonumuz olacak eskisi gibi. Teşekkür ederim. Kültür merkezini biz Ocak ayında devir teslimini yapacağız. İşlemleri bitti fakat resmi açılışını Mart'ta yapmayı planlıyoruz. Bir etkinlikle mi? Genel. Evet, tabii bir etkinlikle ve geniş bir katılımla olmasını istiyoruz. O yüzden de Mart ayında ve özel bir günde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olsun istiyorum ben. Antiparantez ama bunun henüz şeyi yok. Netleşmiş değil. Fakat özel bir güne denk gelsin istiyorum. Fakat biz Şefik Bey'den teslimini bu Ocak ayı içinde alacağız. O süreçte hizmet eden muhtemelen olmayacak çünkü anlaşma binanın yapımı ve konferans salonunun tefrişinden ibaret. Binanın diğer alanları boş. Onların tefrişi için kütüphanesinin, kafesinin ve diğer atölyelerin tefrişi için bence ancak o kadar bir süreç yeter. Bizden taşınan birim olacak bu maksatla. Hizmet veren bir birimimiz olacak mı? Bizim evet orada bir hizmet veren birimimiz olacak ama onun hangi birim olduğuna henüz karar vermedik. Bu süreçte ona da karar vereceğiz. Başkanım, inşaat ruhsatları belediyelerin hatır sayılır bir geridir. Evet. Talihsizliğiniz o ki inşaat sektörü çıkmazsa. Belediyeyi hangi yönde etkiledi ve kaç tane ruhsat etkiledi?
Vallahi evet, ciddi anlamda ruhsatlarda düşüş var. Çünkü bu sadece Safranbolu'nun problemi değil, ekonominin, Türkiye ekonomisinin Darboğaz'da olmasından kaynaklı inşaat sektörü krizde. En önemli krizi yaşayan sektörde inşaat. Bu da tabii ki alınan ruhsatların sayısının oldukça düşmesine sebep oldu. Bu da gelirlerin azalması demek ki belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi de imardaki ruhsat gelirleridir. Fakat yani bu tabii ki sadece bize has bir durum değil ve şikayet edilecek bir durumda değil. Biz mevcut duruma göre pozisyon almaya çalışıyoruz. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi kongre sürecinde hafta sonu da merkez için kongresi var. Evet. Kongrede bir mesajınız olur mu CHP'ye? Evet, kongreler bir değişim süreçleri ya da mevcudun devam etmesidir. Ben her halükarda sonuç ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını düşünüyorum. Birlik beraberlik içinde önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi adına bir şeyler yapmaksa, kiminle yol yürüdüğünüz değil, seçime, yani seçilmiş olana saygı göstererek onunla beraber yürümektir doğru olan. Ben bu seçim sürecinin Cumhuriyet Halk Partisi için hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum. Sayın Başkanım, Karabük Belediye Başkanı Sayın Zahmet Ergin'in geçtiğimiz ayda Karabük Belediye Meclisi'nden onay atamadığı Safranbolu Kanyon Köprüsü'nün Safranbolu ayağındaki şehir evet. projesi vardı. Bununla ilgili meclisten karar çıkmadı. Sayın Başkanım doktor geri çekmiş oldu. Safranbolu Belediyesi olarak bu şehir parkı projesini yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz tabii ki. Yani o bölgenin karşısındaki hizmetlerden Safranbolu tarafında da Safranbolu halkının faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de o bölgede bir çalışma mutlaka yapacağız. Rafet Bey'le, yani Karabük Belediyesi'yle ortak bir şeyler yapabilmeyi de isterdik tabii ki, ama meclis bu kararı reddetti. Biz de kendi koşullarımızda elbette yapacağız. Meclis özellikle AK Partili belediye meclis üyelerinin kararı tepki göstermesini nasıl yararlıyorsunuz? Ben gereksiz görüyorum. Safranbolu'yu ve Karabük'ü birbirinden ayırmak, işte onlar kendi bütçeleriyle yapsın, biz böyle işte buna karşıyız demek. Sanki hani burası yabancı bir ülke, orası işte Türkiye gibi bir algı oluşturuyor. Ben böyle belediye olarak düşündükleri için olmuş. Herhalde öyle. Yani hani ben bunu söylemek istemiyorum. Ama amaç hizmet etmekse, birlik, bütünlük, beraberlikse biz öyle bakmıyoruz olaya. Ben Rafet Başkan'ın da öyle baktığını düşünmüyorum. Ben de öyle bakmıyorum. Önemli olan yaşadığımız kente hizmet etmek. Değil mi? Öyle değil midir yani? Yani bu tür görüş farklılıklarını ön plana çıkararak kişilere değil, bence o kentte yaşayan insanlara zarar verirsiniz. Başka bir sonucu olmaz bunun. Başkanım, 2020'ye geçelim. 2020'ye geçelim. Sizin sorularınız bitti herhalde. Evet, biz 2020'de biraz önce söylemiştim. Belki de ilk çalışmamız, dediğim gibi, çorba arabamızın hizmete girmiş olması olacak. Sabahları bir çorba dağıtım işlemine başlayacağız. Evet, biz hedeflerimizden bir tanesi de Safranbolu'ya sosyal hizmet binası kazandırmak. Mevcut binamızı değiştirerek, restore ederek sosyal hizmet binası yapacağız. Orada hem Safranbolu'ya bir düğün salonu hem de bir restoran, çay bahçesi kazandırmış olacağız. Çankaya Belediyesi ile kardeş belediye olmuştuk. Bu kardeş belediyeciliğin sonuçlarından belki de ilki, onlar tarafından projelendirilip ve kentimize kazandırılması için kaynağını aktaracakları kreş olacak. 2020 yılında inşallah Safranbolu Belediyesi'ne ait bir kreşimiz olacak. Hobi bahçeleri yapacağız Safranbolu halkı için. Apartmanda oturup toprakla uğraşmak isteyen ama bunun için imkanı olmayan, fırsatı olmayan vatandaşlarımız için, toprakla buluşmaları için belirlediğimiz bir alanda 60'ar metrekarelik, projemiz bu şekilde, 60'ar metrekarelik içinde küçük ahşaptan malzemelerini koyabilecekleri bir
küçük binasının olduğu hobi bahçeleri olacak 2020'deki projelerimiz arasında. Bisiklet yollarıyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla ilgili kaynak içinde Avrupa Birliği projesi, bir projesi hazırlıyoruz. Yaşlı ve emekli olan kadın erkek tüm büyüklerimiz için bahar evleri oluşturmaya başlayacağız. Bahar evlerinde emekli olmuş evinde oturan büyüklerimiz için vakit geçirebilecekleri, birlikte sosyalleşebilecekleri bahar evi dediğimiz evlerimizi oluşturmaya başlayacağız. Bir kadın kooperatifimiz kuruluyor. Kuruldu aslında ama diğer prosedürlerini yerine getirmesi için birkaç aylık daha sürece ihtiyacı var. Bu kadın kooperatifiyle hem el sanatlarını hem de tarımla ilgili projelerimizi gerçekleştireceğiz. Onlarla beraber, kooperatifle beraber hem seracılık, hem safran yetiştiriciliği, hem de Safranbolu Belediyesi'nin, Safranbolu'nun ihtiyacı olan çiçeklerimizi yetiştireceğiz. Gençlerimiz için sakin, kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri kültür merkezimizde bir kütüphanemizi hayata geçireceğiz. O da muhtemelen Mart ayına kadar bitmiş olacak. Askerlerimize de biz biliyorsunuz hastalarımız için her cuma ziyaret yapıyoruz. Bebeklerimiz için bir paketimiz var. Onlara hediye ediyoruz. Bir de dedik ki askerlerimiz için de bir çanta hazırlayalım. Hem askere gitmeden önce onlarla birlikte görüşmüş olalım, hem de biz çantamızı hediye edelim istiyoruz. Kültür merkezimiz bittiğinde Safranbolu Belediyesi'ne ait bir tiyatro kulübü kurulacak. Yine bir koromuz olacak ve kültür merkezinde her daim sürekli sanatla ilgili, kültürle ilgili mutlaka etkinlik yapacağız. Sakem'de üretilen ürünlerin online satışıyla ilgili bir site kuruyoruz. Ayrıca da başka firmalarda bizim ürettiğimiz kıtırımız var biliyorsunuz. Bu kıtırı satışı için bizden talepte bulundular. Kıtırın muhtemelen üretimi 2020'de çok daha yüksek seviyelerde olacak. Bu da bizim gelirimizin de artması demek tabii ki. Bahsetmiştim, bünyemizde dış ilişkiler müdürlüğü kurduk. Bu dış ilişkiler müdürlüğüyle birlikte Avrupa Birliği projelerine daha da fazla sahip olacağız. Bir spor birimi kuruyoruz ki bu genel merkezimizin de olmazsa olmazlarından biri. Bünyemizde Safranbolu Belediyesi'nde bir spor birimi kurarak Safranbolu Belediye Spor Kulübü'nün sadece futbolla değil farklı spor dallarında da desteklediği gençler olsun istiyoruz. Hayır Çarşısı aracılığıyla üniversite öğrencilerimize, bunu da 2020'de başlatacağız. Üniversite öğrencilerimize, özellikle bana ulaşan, ekonomik durumu iyi olmayan gençler var. Onlar için test kitapları ve soru bankası desteği sağlayacağız onlara. Çünkü birçok insanın elinde belki de kullanılmamış soru bankaları, test kitapları var. Onların Hayır Çarşısı'na bırakılmasını isteyeceğiz ki ekonomik durumu iyi olmayan ama çalışkan öğrencilerimize en azından bu konuda da destek vermiş olalım. Evet, engelli vatandaşlarımız için de bir projemiz var. Engelli vatandaşlarımız ve onların ailelerinin beraber vakit geçirebilecekleri bir kafe yapacağız. Bu kafede de engelli vatandaşlarımız çalışacaklar. Bunu yapmamızdaki bir neden de engelli anneleri, özellikle anneler tabii ki onlarla ilgilenen, onların kendilerine ayıracak hiç vakitlerinin olmaması. Bizim bu engeller için yaptığımız mekanda onlarla ilgilenen personelimiz olacak. Aileler de oraya onları gönül rahatlığıyla bırakıp bir saat, iki saat, ne kadar sürece ihtiyaçları varsa işlerini halledip gelmeleri ya da bırakmıyorlarsa bile onlarla farklı bir ortamda sosyalleşebilecekleri bir alan yaratacağız. Bir de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da paylaşmıştık. Down sendromlu bir kardeşimizi Safranbolu Belediyesi'nde biz işe aldık. Onun yasal prosedürleri de devam ediyor şu anda. Halk masasında ve bekleme bölümünde duracak Emre,
Emre çok şeker bir çocuk. Down sendromlu ama gerçekten çok becerikli. Çok da sıcakkanlı. Biz hepimiz onu çok sevdik. Onun çalışması yine devam edecek Safranbolu Belediyesi'nde. Onu Safranbolu Belediyesi'nin gülen yüzü olarak görmeye devam edeceksiniz. Bizim en önemli projelerimizden birisi de sanayi altyapısı ve çevresiyle ilgili. Sanayimiz biliyorsunuz son derece bakımsız, uzun yıllardır da herhangi bir yatırım yapılmamış. Belki de içinde bulunan iş yeri sahiplerinin de hep buradan gidecek miyiz, kalacak mıyız endişesiyle de hiç işlem yapmadıkları problemleriyle boğuşan bir alan. Biz geçtiğimiz günlerde burada araçların kaldırılmasıyla ilgili bir işlem başlattık. Uzun süreç duran, yol kenarlarında duran, dükkanın önlerinde duran hurda araç sahiplerine tebligatta bulunduk. Ve alınmayan hurda araçları geçen hafta toplamaya başladık. Onlar hem trafiğe engel oluyorlar hem de görüntü kirliliği yapıyorlardı. Sonrasında da bu sanayi altyapı ve çevresiyle ilgili hazırladığımız proje kapsamında sanayimiz, bu da tabii ki maddi olarak kaynağını yine belediyenin kasasından değil farklı bir kaynaktan bularak yapacağız bunu. Hem asfaltını hem altyapısını yaparken biz de iş yeri sahiplerine bu işleri biz yaparken sizler de cephelerinizi yenileyin diyeceğiz ve sanayimizin en kısa sürede düzenli, temiz bir görüntüye kavuşmasını sağlayacağız. Çarşıyı trafiğe kapatmaktan hep bahsetmiştik ki kesinlikle olması gereken bizim tarihi çarşı bölgesinin trafikten arındırılması. Bu hepimizin kabul ettiği ve olmazsa olmazı aslında. Çünkü Avrupa'daki birçok UNESCO'ya dahil tarihi kentlerde araçsız alan çok fazla. Belki de kentin bütününe hiç araç girmiyor. Biz de benim en büyük hayallerimden birisi de o tarihi çevreyi trafikten arındırmak. Bununla ilgili de mezarlık karşısında bir depolama alanı, otopark alanı yapmayı ve orada da karşılama merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu da seçim vaatlerimiz arasındaydı. Bununla ilgili tespit ettiğimiz alanda kamulaştırma çalışmalarına başladık. Meclisten bunun kararı geçti. Kamulaştırma işlemi bittikten sonra o alanda hem bir otopark hem de bir karşılama merkezi yapıldıktan sonra tarihi çevreyi de trafiğe kapatma işlemine başlamış olacağız. Evet, toplu taşıma bizim en büyük problemlerimizden biri. Gerçekten hani otobüslerimiz konforsuz ve kötü görüntüye sahip. Bununla ilgili de şoförler odasıyla, minibüsçüler kooperatifiyle ve trafik mühendisinin de bulunduğu bir grupla çalışmalarımız son aşamasına geldi. İnşallah 2020'de biz toplu taşıma işine bir kalıcı bir çözüm bulmuş olacağız ve artık Safranbolu halkı daha konforlu, görüntü olarak da Safranbolu'ya yakışır otobüslerde seyahat etme imkanı bulacak. Bu da son aşamasında. Çöp ile ilgili de ihalemiz yeni yapıldı. İhale şartlarını öncekilere göre biraz daha detaylandırdık. Kriterlerimizi artırdık ve Safranbolu'ya daha iyi hizmet eden bir çöp arabası filosuna da kavuşacağız. O da 2020 yılının ilk günlerinde yeni araçlarımızla çöp toplama işi başlamış olacak. Evet, Safranbolu Belediyesi'nin daha önce Spor Toto ile anlaşarak yaptıkları ve bizim dönemimize bitmesi nasip olan kapalı spor salonu var. Onun açılışını da çok yakın zamanda yapacağız. Spor salonunu teslim aldık. Oranın işletilmesiyle ilgili, yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımızı da 2020'nin ilk ayında tamamlayıp kapalı spor salonunda Safranbolu halkıyla buluşturacağız. Gençlerimizle buluşturacağız. Bunun dışında benim söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa yine cevaplayabilirim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizim davetimizi kabul edip geldiğiniz ve yılın son gününde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm Safranbolu Karabük halkının da yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın güzellikler, mutluluk getirmesini diliyorum. Sağ olun.